Hayırlı mı olsun diyelim. Berat Tülnataş'la ilgili bir haber çıktı ama sarmaş dolaş eğlenildi. Yok ya, biz bir mekanda karşılaştık. Daha önce defalarca beraber olduğumuz arkadaşlarımızla sohbet ettik, eğlendik. Sonra herkes evine gitti. Yani şöyle haberde belirtildiği gibi bu şekilde şeyler yaşanmadı. Yani bunlar doğru değil yani. Normal arkadaşı. Tabii tabii, daha önce yani hep zaten kalabalık bir gruptuk. Daha önce geçen senelerde aynı ortamlara arkadaşlarımızla beraber olduk. Sadece o kadar yani. Bundan ibaret. Peki Demet Şener'le ilgili Demet Hanım son olarak bir açıklaması vardı. İbrahim'e kırgın da değilim, küs de değilim diye artık. Galiba tamamen barışma oldu mu? Arkadaşlık anlamında, dostluk anlamında. Şöyle, tabii ki bizim ortak çocuklarımız var. Demet benim çocuklarımın annesi. İrem'in ve Ömer'in gerek spor hayatları, gerekse eğitim hayatlarıyla ilgili aldığımız kararlar var. Bunlar doğrultusunda fikir birliği olması açısından konuşuyoruz. Bu da çok normal. Bundan sonra da onların özel günleri olacak veya sorunlarla ilgili problemler olduğu zaman bunları oturup tartışacağız. O yüzden bunun gayet medenice bir durum olduğunu düşünüyorum. Peki son olarak da o zaman Edwin Espinoza'yla da sürekli ayrıldı, barıştı haberleri var. Son olarak barıştı diye yazıldı ama doğru mudur? Şimdi yani Edwin'a benim için çok özel biri. Çok değerli. Uzun zamanda birlikte olduk. Çok güzel günlerimiz de oldu. Ya ilişki içerisinde anlaşamadığımız şeyler yüzünden ayrıldık. Onun dışında başka bir şey yok. Hala ikimiz de birbirimizi çok sevdiğimiz için bir küslük yok, bir kırgınlık yok. Görüştüğümüz zaman sohbet ediyoruz, konuşuyoruz zaman zaman. Bunlar ibaret ama şu anda hayatımda kimse yok. Peki, çok teşekkür ederim. Son olarak da bu kadar kavganın sebebi nedir peki Edwin Hanım'la? Yani bilmiyorum, şu anda bir şey diyemeyeceğim. Peki, çok teşekkür ederim.